Arkadaşlar merhabalar bu videomda birlikte şöhretler karması onlu TYT matematik denemelerinden deneme 5'in geometri çözümlerine başlıyoruz. Matematik çözümleri Mert hocadaydı ya da hem matematik hem de geometri çözümlerine aynı anda ulaşmak istiyorsan farklı bir hocadan ulaşmak istiyorsan kitabın arkasındaki kare kodu okut oradan da farklı bir hocadan. Hocalarımız da çok güzel anlatıyor ha haberiniz olsun. Oradan da böyle diğer farklı bir çözümde istiyorsanız oradan da bakabilirsiniz ama genelde hemen hemen aynı çözümlerdir diye tahmin ediyorum. Ama merak ettiğiniz, hocam uzun dediğiniz ya da farklı bir bakış açısı görmek istediğiniz zaman oradaki çözümlere de bakmanızı tavsiye ediyoruz. Evet hadi bakalım deneme 5 çözümlerine başlayalım. 31. soruyla başlıyoruz. Şekilde dikdörtgenler prizması biçimindeki bir odanın komşu iki duvarında. Dur. Çaktırmadan bir bilgi verilmiş. Dikdörtgenler prizmasının burası arka yüzü burası sol yüzü. Arkadaşlar yüzeyler böyle dik kesmiyor mu dikdörtgenler prizmasında? Evet. Burada çaktırmadan bir bilgi verilmiş. Yani şuradaki açın senin 90 derece. Sonra okumaya devam edelim soruyu. Ee, i̇ki tane eş kapıdan bahsediyor bize. Kapılar kapalı haldeyken buldukları duvarlar ile düzlemsel olmaktadır. Evet bu kapı bu duvarla düzlemsel. Bu kapı da bu duvarla düzlemsel. Aa bu ne demek? Hocam kapıların uzantıları da şöyle dik kesiyor demek. Tamam devam güzel. Şekildeki görselde kapı kanatları üst kenarları doğrusal olacak biçimde açıldığında. Bu bu kadar açılmış. Bu da bu kadar açılmış. Hocam bu A açılmışsa bu da A mı açılmış bilmiyorum. O yüzden o yorumu yapamayız. Yani burası A açılmışsa burası da B kadar açılmış olabilir. Belki daha hızlı, belki daha fazla kadar açılmış olabilir. Evet sonra soldaki kapının yuvasının ve kanadının üst köşelerinden geçen doğru D1. Bu D1 doğrusu verilmiş bana. Şu D1 doğrusu verilmiş. Bu da D2 doğrusu verilmiş. Sonra sorun devamında da D1 ve D2 doğrularının kesiştiği yerdeki dar açı yani şuradaki açı nedir diye Soruluyor bize. E ee, hadi şimdi şekli şöyle bir büyüteyim istersen. Burada ilk önce şuradaki açıya ben bir A değeri dersem. Hocam öncelikle şunlar birbirine eşit ya. Bunlar da birbirine eşit ya. X kenar tepe açısına çift demek daha mantıklı. Çünkü 180'den A'yı çıkartıp 2'ye böldüğün zaman A bölü 2 O zaman ben buraya 2A diyeyim. O zaman 180-2A bölü 2'den 90-A'ya. 90-A yapar taban açıları. Ee, ters açıdan dolayı burası da 90-A yaptı. Sonra buraya ben bir 2B dersem. Buraları da 90 eksi B'ye 90 eksi B mi yaptı? Evet burası da 90 eksi B oldu. Ama dur kullanmadığım bir bilgi var. Ne var? Hocam şu 90'ı kullanmadım. Bak şurada bir dik üçgen var mı? Var. Şurası 2A burası 2B. Öncelikli olarak 2A ile 2B'nin toplamının ne olduğunu biliyorsun dik üçgenden dolayı 90 yani A artı B 45 derecedir. E sonra ne yapacağız? Hocam benden artık şu isteniyordu. Bu D1 ve D2 doğruları kestiğinde işte burada şuraları kestiğinde arada oluşan dar açı nedir diye soruluyordu. O zaman alfa artı şu üçgende 90 eksi a artı 90 eksi b eşittir 180 yapmalı. 180'ler gitti. Alfa da buradan a artı b'ye eşit oldu. E zaten biz a artı b'yi 45 bulmuştuk. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 45 çıktı. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Cevap B seçeneği oldu 31. soruda. Açılarla ilgili böyle güzel soruları seviyor sevme biliyorsun. Geldik 32. soruya. 32. soruda da 250 santimetre uzunluğundaki özdeş iki merdiven aynı duvara şekildeki gibi dayanmış. Arkadaş bu şekilde 250 ya burası. Hocam burası 250. Yerden yüksekliği 240 olmuş. E hocam burası 240 sa bunu yaptığın zaman bu zemin edik ya şurası 90 derece olacak. Pisagor bağıntısından 240 250. Yani 724 25 üçgeni var değil mi burada? Evet. 7, 24, 25 üçgeninden dolayı 10 katından dolayı burası 70 oldu. E sonra 40 metre daha aşağı indirilmiş. E hocam burası da şu şekilde 40 sa tamamında yüksekliği de 240 ya şuraya kadar ki olan kısmı. Buraya ne kaldı o zaman? 200 kaldı. E şunu da birleştirdiğim zaman zemine diklik kesinlikle ama kesinlikle var burada. Yine burada bir dik üçgen çıktı. Merdivenin uzunluğu değişiyor mu? Değişmiyor. 250. 200-250 yani 20-25 15-20-25 üçgeninden burası da 15, 20, 25'in 10 katı çıktı. Yani 150 çıktı. E dikkat et şimdi. Hocam burası 150. Burası 70. E buraya ne kaldı o zaman? Şöyle de düşünecek olursak eğer. Hocam şuraya kadar kısmı x ya. Tamamı da 150 ya. E, o zaman x'e de 80 kalır. Yani sorunun doğru cevabı böylelikle Edremit yaptı. 32. soruda. Geldik 33. soruya. Şekil 1'de verilen. Şöyle büyüteyim. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimindeki kağıdın dik köşesi A'dır. Dik köşesi A olarak verilmiş. Eyvallah. Sonra burada bir katlama yapılmış. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk şekli. Eski haline geri açınca dik köşesi A ya. Hop katlamadan dolayı üst üste binen açılar eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarla da şu kenar eşit mi? Eşit. Eşitleri gösterdik. Sonra bu 7-24-25 üçgeninden burası 7. E hocam burası da 7. E burası kaç? 24. Şunun tamamı 24. E burada da 25 de var. Hocam ne var burada? Açı ortaylık çıktı. Hocam bak bu bir açı ortay doğrusu çıktı. E açı ortayda koldaki oran tabandaki oran eşit miydi? Evet. Yani 7 bölü 25 oran var orada. E hocam orası 7 bölü 25 ise buraya 7K dersem burası da 25K olacak. Toplamda 32K neye eşit oldu? 32K toplamda bunun tamamı neydi? 24'tü değil mi? 24 ise eğer K da buradan 24 bölü 32 8'e bölsen 3 8'e bölsen 4 yani K'yı 3 bölü 4 bulduk. K 3 bölü 4 ise o zaman burası 21 bölü 4 mi yaptı? Evet. Hmm. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşım? Bizden DC uzunluğu isteniyor. Şuradaki X isteniyor. Bak şöyle bir dik üçgen var elinde. Bak şöyle bir dik üçgen var. Ya hepsinde 7 neyse. Burası 21 bölü 4 mü? Evet. Hocam burası 21 bölü 4 ama bölü 4'lü yazayım o zaman bu kenarı. 7. 28 bölü 4 değil midir? 28 bölü 4. E burada da ne yapacağız hocam? 1 bölü 4 katı bir kere olacak. 1 bölü 4 katı olacak. Sonra burası 21'e bakalım. Hocam 21 dediğimiz 7'nin 3 katı. Burası 7'nin 4 katı. E o zaman burası da 7'nin 5 katı da olmak zorunda. O zaman bu uzunluk kaç çıkıyor? 35 bölü 4 mü çıkıyor? Aynen öyle. Cevap böylelikle balık kesir çıkar. Bizden de burada uzunluk isteniyor. Başka türlü nasıl yapabilirdik hocam? Ya arkadaş alfa beta'ya dalıp da alfa 90 ise burası da beta deyip şu üçgenle büyük üçgende benzerlikten yine buradaki uzunluğu bulabilirdiniz. E bu uzunluğu bulunca yine buradaki pisagor bağıntısından x'e de ulaşabilirdiniz. Evet 33. 33. soru böylelikle balık isir. Geldik 34. soruya. Evet şekilde renkleri dışında özdeş olan eşkenar üçgen biçimindeki böyle bayraklar verilmiş ve yükseklikler arasındaki ilişki isteniyor bizden. Demek ki yükseklere yoğunlaşacağım. Bir de bu bölgelerin alanları sırasıyla böyle maviden başlıyoruz. Kaç verilmiş? 27. Şekil üzerine yazmayayım. Şekil üzerinde işlem yapacağım galiba. Şurası 11. Sonrası 32. sonrasında kaç verilmiş? 36. E şimdi bunlar eş bayraklar üst üste konulmuş ya. Eşkenar üçgen şeklinde ya. Bir tanesinin alanı kaç? Şu. Eşkenar üçgenin alanı 36 şurada üçgene tamamlarsam burası da 36 olacak demek ki. Şimdi burası 32 olduğuna göre yükseklere yoğunlaşacağız. X nedir diye soruluyor bize. Arkadaş öncelikle gelelim şu şekli büyüteyim birlikte. Şunun üzerinde net bir şekilde görüp işlem yapalım. Arkadaş burada ne yapabiliriz? E hocam ben şunu böyle tamamlarsam eşkenar üçgene. Şimdi eşkenar üçgene tamamladım. Burada kalan kaçtı? 32 ydi. Hocam bu alan 32 iken tamam 36 buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Şimdi burada aslında ne çıktı? E şunlar birbirine paralel ya. E paralel olduğundan dolayı bir temel orantı çıktı. Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik alan ilişkisinde hocam şu bölü tamamını bulabilirim. Aslında bu bölü tamamı ne yapıyor? Yükseklikler oranına eşit oluyor. Yükseklere yoğunlaşacağım. Şimdi yükseklere gideyim ben. E o zaman ben burada o yorumu yükseklikler üzerinde yapacağım. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit diyor. Alanlar oranının kare de benzerlik oranına eşit olmak zorunda. O zaman burada hocam bu alan dörtgen tüm alan 36. Yani 4 bölü 36'nın kare kökü 2 bölü 6 yapıyor. Şimdi 36'yı bölmek istemiyorum. Ben sadeleştirme yapmak istemiyorum. Yani buradaki yükseklik bak. Şuradaki yükseklik 2K iken. Buradaki yükseklik tamamı 6K olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? 4K mı kaldı? Evet. Ve ben şunu da biliyorum. Eşkenar üçgenin yüksekliğine ne dedik? 6K dedik. Yani Şuradaki uzunluğunda tamamı şuraya 2K yazdım ama aslında tamamı 6K olacak. Şuraya kadar 2K ise geri kalan kısmı 4K diye yazdık buraya. Şimdi gelelim öbürüne de bakalım. şurada 32'yi sileyim. Hocam öbüründe de şu yorumu yapacak olursak yine üçgene tamamlayacak olursak şöyle tamamladık. Tamamlayınca burada kalan 11 verilmişti. E hocam 36'ydı tüm alan. Buraya kaç kalıyor? 25. O zaman alanlar oranı ne? 25 bölü tamamı 36. Hocam bu sefer 25 bölü 36'nın kare kökünü alalım. 5 bölü 6 yapıyor. Yani ben şunu diyebilirim o zaman burada. Hocam burası 5 bölü 6 olacak. Yani e, burada yükseklerde de 5 bölü 6 olacak. Yani burası 5K iken tamam 6K olacak ya. Buraya da K mı kalacak? Evet. Zaten yüksekliği 6K demiştim. Şuradaki yüksekliğe K mı kaldı? Aynen öyle. Şuradaki yüksekliğe K kaldı. Şimdi şunu silip diğerini yapayım artık. Burada da tamamlama yapacak olursam burası 27 verilmiş ya tüm alan 36 olduğundan buraya 9 kaldı. Bu sefer alanlar oranı 9 bölü 36 kare 3 bölü 6. E hocam o zaman burası yükseklerdeki oran 3 bölü 6 ya da burada 3 bölü 6 olacak. E zaten burası 3K ise tamamı 6K olmak zorunda. Buraya da 3K mı kaldı? Evet. O zaman şuraya da 3K kaldı diyeceğiz. Ve dikkat dikkat 3K burada K burada 4K burada. Yani 8K mı yapıyor burası? Aynen öyle. Bize 8K kaç verilmiş? 32 verilmiş. K'yı böylelikle ne buluruz? 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? X. X'e bak şimdi. Hocam şuraya kadar 6K var. Sonra buraya kadar 4K var. 10. Bir de burada K var. Şuraya kadar geleceğim çünkü. 11K isteniyor bizden. K yerine 4 yazarsam cevapta ne yapar? 44 yapar. Gerçekten mükemmel bir soru. Cevap böylelikle Cihan yaptı. Aşırı derecede beğendim. Hem benzerlik hem alan. Böyle süper bir soru olmuş. Tam ÖSYM tarzında mükemmel mükemmel mükemmel. Demedi demeyin. Yıldız atayım. Ya yıldız şimdi atma geldi. Belki bir önceki sorularda da böyle yıldız atacak sorular vardır ama. Şu açı sorusu da yıldızlık soruydu. ÖSYM açıyı da hemen hemen böyle her sene soruyor. Hem TYT'de hem de AYT'de aynı anda gelebilir bu arada. Evet cevabı bulduk. Ceyhan bulduk. Mükemmel bir soruydu. Geldik 35. soruya. Şimdi şekilde kenarları çakışık olan çakışık verilen karelerden aynı renkte olanlar kendi aralarında özdeş. Sarı karelerden birinin alanı mavi karelerden birinin alanı 4 katıdır. E, alanlar oranı 1'e 4 ise benzerlik oranı 1 bölü 4'ün kare 2 1 bölü 2'dir. E o zaman 1 bölü 2 yani, yani burası mavi kenar A iken sarı kenarında olacak 2A olacak. Yani 1'e 2 oran olduğunu buradan bulduk. Tamam. Sarı karelerin merkezleri arasındaki mesafe 4 kökü. Bunun merkezi köşegenlerin kesim noktası. Ama bu merkezi görünce biz şöyle dikmeler çiziyorduk değil mi? Şu dik 2 eşit parçaya bölecek, Şu dik de 2 eşit parçaya bölecek. Hatta burası 1'e 2 oran var ya. Hani şurası A, A diye ayıracağı için mavi karenin kenarı A. O da tam buraya denk gelir. Aynı şekilde buradaki de tam buraya denk gelir. Burası da A. Burada da A olur. Ve... Hatta burada ne merkezler arasındaki uzaklık verilmiş bize. Buranın da A, buranın da A, buranın da A, buranın da A olduğunu biliyor mu ya? Şimdi burada şekli de büyüteyim istersen. Bana burasını 4 kök 2 vermiş. E hocam burası 4 kök ise eğer 2A, 2A, 2 kök 2A eşittir. 4 kök ise A'yı buradan ne buluruz? 2 buluruz. A2. Şimdi tüm şeklin çevresi isteniyor. A2 yazarsak eğer. Hocam burası 2 iken. Bu karenin bir kenarı 2 iken. Diğer karenin bir kenarı da 4 olacak o zaman. Çünkü 2A burası 4. E o zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. E buraya 4 yazınca da o zaman turuncu karenin bir kenarı da 6 mı yaptı? Evet. Şimdi 2 2 olduğunu biliyoruz. Buranın 4 olduğunu, buranın da 2 olduğunu, ağlının da artık 2 olduğunu biliyoruz. Artık bunun çevresine bakacağız. Hocam başlayalım bir yerden. 6 2 daha 8 10 12 16 16 20 22 24 28 30 32 34 ve 40 mu yapıyor? Evet. Buraya çevrelediğimde, şurayı topladığım zaman cevap 40 yapıyor. O zaman cevap Balıkesir yaptı. Kaçıncı soruda? 35. soruda. Bu da güzel bir soru. Geldik 36'ya. Hı. Hmm. Şöyle eş yapıyı kullandıran bir soru olmuş. Bayağı da uzun bir soru herhalde. Oo, bayağı bir küçüteceğim. Siz göremeyeceksiniz ama şöyle küçüttüğüm bütün soruyu şöyle bir görün. Ben okuyorum şimdi. Hatta altını çizeyim mi? Altını çizerken en kenarlı birçok çokgenin formülü verilmiş. Biz dış açıdan gideceğimizi biliyoruz zaten. Şimdi burada ne verilmiş? İki tane düzgün dokuzgen yapıştırılmış. Burada iki tane düzgün dokuzgen. Sonra burada e, şu parçalar elde edilmiş. Bu parçalar şu şekilde yapıştırılınca şekil 4 elde edilmiş. Buna göre diyor EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Ve en kısa köşegenin uzunluğu da 4 olarak verilmiş bize. Şimdi ilk önce şurayı bir yorumlayayım. Düzgün dokuzgen olduğu için hocam dış açısı nedir? Şurasıdır dış açısı. Hem bunun dış açısı hem de bunun dış açısı. 360 bölü 9. Kaç yapar? 40 yapar. E yani burası 40. Burası da 40. E sonra düzgün 9 en kısa köşe bahsetmiş. En kısa köşe bu değil midir? Evet. Burası 4 olarak verilmiş. E tamam. E bu dış açısı 40 derece ise iç açısı kaç derece yapar? 140 derece yapar. E burası 140 derece ise burası da 20-20 yapar mı? Yapar. Aaa. Güzel bir şeyler yakaladık. Ve biz şuraya yoğunlaşacaktık şimdi. Hadi bakalım oraya yoğunlaşalım aşağıda. Bak şimdi yukarıya bakar mısın? Beraber birlikte şey yaptık. Burayı 40 40 bulduk. Şunu birleştirince burayı kaç bulduk? 20 bulduk. Aynı şekilde o zaman burayı da birleştirelim. Aynı mantıktan burası da 20 değil midir? E o zaman buraya yoğunlaşacağız. Şuradaki uzunluk da zaten en kısa köşegende 4. Bu da aynı şekilde en kısa köşegen olur. 4. Aynı mantıktan dolayı burası da 4. Burası da 4. Oldu mu? Oldu. E bunlar 4 4 4 4. 20'ye 40 olduğunu biliyoruz. Ve burada bir eşkenar dörtgen çıktı karşımıza bak. 4, 4, 4, 4. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. E o zaman hemen 90'ı yapıştıralım burada. E burada kaç 60 derece yaptı o zaman burası 30 derece yapar. 90'ın karşı 4 ise 30'u karşı 2 yapar. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine eşit ortaladığı için burası da 2 yapar. Ve bizden ne isteniyor? İnşallah EF uzunluğu isteniyordur. EF uzunluğu da bakacak olursak 2-2 kaç yapar? 4 yapar. Bakalım gerçekten de EF uzunluğu isteniyormuş. Cevap böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Bu da güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Ya ben çok zevk alıyorum. Aşırı derecede zevk alıyorum. Heyecanlıyım da böyle. Çünkü bu soruları size aktarmak. Şu mükemmel soruları. Zaten her şeyle çok güzel değil mi ya? Şöyle dizgisi, şusu, busu. Ya dizgiyi falan boş ver de tam ÖSYM dizgisi bu arada bu. Yani ÖSYM sorularına alışkın olacaksınız zaten. Burada baktığınız zaman o yüzden mükemmel gidiyor ya. Bilmiyorum sizce nasıl gidiyor? Yorumlara yaz. Neyse geldik 37. soruya. Şekil 1'de verilen x kenar yumruk biçimindeki kağıdın taban uzunlukları böyle 8'e 20. Şöyle bir katlamalar yapılmış. Bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki görülen kısımda sarı bölgenin alanının şekil 1'de verilen kağıdın bir yüzünün alanına. Yani şekil 2'deki sarının şekil 1'deki sarıya oranın nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kere katlama var mı elimizde? Var. Katlama olduğu zaman ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şu eski haline şöyle geri bir açalım bakalım. Açtım şurayı. Sonra burayı da bir eski haline şöyle bir geri açalım. Şurayı da açtım. Zaten ikiz kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için aşırı derecede önemliydi değil mi? İkiz kenar yamukta dikmeler diyorduk. Dikmeleri çizince yukarı 8 aşağı 8 olacak. E hocam burası 8 olduğuna göre e bunlar da birbirine eşit olacak ya. 20'den 8 çıktı 12. Yani bunlar da 6'ya 6 yaptı. Evet çizilen dikmelerde şuranın 6 olduğunu buranın da 6 olduğunu biliyorsun. Şimdi katlamadan dolayı buranın da 6 olduğunu söyleyebilirsin. <laughs> Ve şurası 8 ya. Hocam buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. E şimdi buradaki katlamada da burası 6 iken burası da 6 olacak. E o zaman ikisi buradaysa buraya ne kaldı? 4 kaldı. E tamamı zaten kaçtı buranın? 8'di burası. Buraya da kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Tamam. Şimdi bu bir yamuk. Karşılıklı kenarlar paralel ve şurada bir ne çıktı karşımıza hocam kelebek benzerliği çıktı ve yukarının da ben ne olduğunu biliyorum 8 olduğunu biliyorum hemen yukarıya da 8'i yazalım kelebekteki oran kaça kaç hocam yukarıdan aşağıya 2'ye 1 o zaman 2'ye 1 oran olduğunu da gösterelim bak 2'ye 1 e alanda dağıtacağız ya oranlamaları yazayım burası 2a iken burası a burası 2b iken buraya da b yazıyorum şimdi artık kelebekten başlayabiliriz kelebekteki oran 2'ye 1 ya 2 bölü 1'in karesi nedir? 4 bölü 1'dir. Yani burada kalan 4 A'yken burada kalan A'dır. Geri kalanında da siyah kalemi kullanayım şöyle. Şimdi burada e, oranlamalar var. Alan açacağız Üçgen oluşturmamız lazım. Üçgeni de oluşturalım o zaman. Arkadaş burada oranlama var ya hocam 1'e 2 oran var ya da burada 1'e 2 oran var. Hadi bakalım oluşturalım üçgeni. Hop şöyle üçgeni oluşturacak olursam bu niye böyle oldu? Şunu, şunu alayım şöyle. Yo. bu böyle ama şunu aldım böyle. Hah tamam oldu. Şimdi burada alanları da dağıtacağım. Bak şimdi 2B'de kalan 4 aysa tepe noktası burası. B'deki alanda kaç A olacak? 2A mı olacak? Evet. Yani buraya 2A yazdım. E diğerinde de şunu şöyle çizecek olursam ben. Hocam bu da aynı mantıktan dolayı burası da 2A oldu. Şimdi dikkat et. Çünkü şundan dolayı 2A'daki 4 aysa A'daki de 2A olur ya da Şurada da bir yamuk çıktı ya. Yamukta yanaklar birbirine eşit oluyordu. Hocam burası 2A iken burası da 2A. Dikkat et 4'teki alan. Hocam burası 3A. 2'deki alan ne olmak zorunda o zaman? Hocam 4'teki alan 3A ise 2'deki alan 3A bölü 2 olacak. Ama bana şey lazım olacak. Tüm alan isteniliyor ya şimdi sarı bölgedeki tüm alan. Şimdi 4'teki alana baktın. Kaç A? 3A. 3A bölü 2 ile uğraşma. Şurası da 8 değil mi? 8'deki de ne olmak zorunda o zaman? 4'teki 3A ise 8'deki de 6A olacak şuraya kadar kısmı 6A olacak. Yani şunu paylaştırma şu şekilde. Şunu demedim. Hocam 4'teki 3 aysa 2'deki 3A bölü 2. Sonra 6'daki de bilmem kaç diye yapacağıma şunu yaptım. 4'teki 3 aysa 6'daki direkt buraya kadar kısmı 6'ydı. Değil mi? Şuradaki çizilen dikmelerde. Aa burası 8 pardon. 8'deki alan 6A dedik. 4'e 8. 1'e 2. Aynı mantıktan dolayı 4 ve 8 burası ya. O zaman burası da yine 6A olacak. Şimdi şekil 1'deki sarı bölgenin alanı 4A. Şekil 2'deki tüm alan kaç A yapıyor? Şunları hesaplayalım. Hocam buradaki 6A burası. Sonra burası da 6A. Sonra burada 12 yaptı. 13, 14, 15, 16, 17 ve 4 daha 21 mi yapıyor? Evet. O zaman 4 bölü 21 yapacaktır cevap. Yani cevap böylelikle ne yaptı? Balıkesir yaptı. Bu da güzel bir soru diyeceğim ama ÖSYM e katlamayı 12 yıldır soruyor. Böyle katlamayı 4 genç içerisinde de sorup yani kazanımları da iç içe koyabilir. Bu mantıkla soru gelebilir ki çoğunuz artık katlamalara da alıştınız bence. Evet güzel. Böyle işlem kalabalığı yapmadan yaptık. Böyle 4'te kalandan 2'de kalan değil de 8'de kalana geçiş yaparak böyle bütünsel düşünerekten alan dağıtımında daha hoş oldu sanki. Evet güzel bir soruydu. 37. soru. bağlı kesir Geldik 38'e. Hmm. İnce bir soru. Şimdi arkadaş şekildeki ABCD karesel bölgesi biçimindeki arazinin içinden geçen birbirini dik kesen ve genişliği 4 metre olan yollar verilmiştir. Tamam şekil üzerindeki yolların bazıları uzunlukları böyle verilmiş. X nedir diye soruluyor. Aslında bu kare sorusundaki bir soruyu yeni nesil soruya dönüştürdüğümüz bir soru diyebiliriz. <laughs> Genişliklerde ne verilmiş burada? 4 verilmiş değil mi? Hocam buradaki genişlik 4 ya da buradaki genişlik de kaç? 4 olduğunu biliyoruz. Hmm. Şurada 28 5'leri falan da kullanacağım ben. Bak arkadaş şu 4 ya. Şurada dik yamuk dik çizersem böyle. Hocam burası da 4 buraya 3 kaldı. E o zaman 3. 28 ise buraya 25 kaldı. O zaman burası da 25 mi yaptı? Evet. E tamam. Şurası o zaman ben şuraya yoğunlaşacağım. Şu çizgiye yoğunlaşsam. Bu çizginin tamamının uzunluğu var. Bir de bu çizgiye yoğunlaşsam olay bitecek. Aa bu çizgiler nasıl burada? Hocam bu çizgiler dik kesiyor burada. Bu çizgiler dik kesiyor. Şimdi karenin içerisinde iki tane dik kesen doğru varsa bu iki tane dik kesen doğrunun uzunlukları birbirine eşittir. Niye? Bak şimdi şöyle bir doğru var. Bir de dik kesen başka bir doğru var. Bunlar birbirinin tıpkısının aynısı oluyor. Sebep. Özellik olarak da bilebilirsin. Konu anlatımında da söylemiştim. Ama özellik olmadığın İspatlayalım ispatlayalım. Şuradan bir dik üçgen oluşturacak olursam, buradan da bir dik üçgen oluşturacak olursam, buradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgen yapıyor çünkü beta'nın karşısındaki yani şu açının karşısı karenin bir kenarı, bu açının karşısı karenin bir kenarı olduğundan dolayı. O yüzden 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani karede böyle köşegenler yani herhangi iki uzunluk dik kesiyorsa bunlar ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. E o zaman ne diyeceğiz? Ben şuradaki uzunluk yani x artı 4 artı 17 eşittir. Buradaki uzunluk yani 22 artı 4 artı 25'e eşit olacak diyebilirim. E o zaman burada şurası 21 yaptı. 22'den 21 çıkınca 1 kaldı. 1, 4 daha 5 yaptı. 25'e toplayınca 30 mu yaptı? Evet cevap böylelikle ne bulduk? 30 yaptım. Yani işlem yaptım kardeşim sadece. 38. soru böylelikle akçay oldu. İşte burada da bak yine ne yapmışız? Şimdi ÖSYM şunu seviyor dedik. Tamam o ayarda o, o, ayarda soruları zaten çoğunlukla gördük. Yani yeni nesil soru eskinin böyle kolay sorularını yeni nesil soru olarak çıkartabiliyordu karşımıza. Ama biz her durumu göz önünde bulunduracağımızı söylemiştik. Eskinin zor tipteki sorularını da ya da orta halli ya da zor tipteki sorularını da yeni nesil olarak bu şekilde karşımıza getirebilir. Soruda sadece karede kullanmadık bu arada. Şurada yamuğu da kullandık. Bak Şuradaki dik yamuktan dolayı dik çizip şuradaki uzunluğu o şekilde bulduk. Yani sorun içerisinde yamuk var, benzerlik var, kare var değil mi? Şöyle baktığımız zaman ispatı zaten şurada. Ama artık bu sorudan sonra bence bu sorudan sonra sen şunu böyle e, hatırlayabilirsin. E, karede bunlar böyle dik kesiyorsa o uzunluklar birbirine eşit. Hatta şu yorumlamayı da yapabilirsin. Bir dikdörtgen varsa elimde atıyorum burası K burası 2K. E, şöyle bir doğru verilmiş. Böyle bir doğru verilmiş. Bunlar dik kesmişse o zaman kenarlardaki oran buradaki kenarlardaki oran yorumunu da yapabilirsin. Mantık yine aynı olacak. Dik çiz dik çiz. Üçgenler ne olacak? Benzer olacak. Benzerlikteki oran bu sefer 1'e 2 oran olacağından dolayı. Biraz öncekindeki ne oldu? Buradaki üçgenler eş üçgenler oldu. Eş üçgenler olduğu için şu dik kesen doğrular birbirine eşit olmuş oldu. Ne dedik? Soru çözerken böyle bir nebze kol anlatımı da yapacağız. Yani bu konu başka nerede gelebilir diye de olacağını da söylemiştik zaten size. Yani biz burada sadece soru çözmüyoruz. Soru yorumluyoruz. Soru. ÖSYM'yi yorumluyoruz. Evet 38. soru. Yaptık geldik 39. soruya. Bir katı cisim sorusuyla karşı karşıyayız. Evet güzel. İki farklı şekilde çözeceğim. Lütfen çok dikkatli olun. İkinci çözüm büyük ihtimalle daha kolay bir çözüm olacak. İlk önce birinci çözümle yapayım. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kabın iki ayrıtı kırmızı ve mavi ile gösterilmiş. Bak şöyle kırmızı mavi. Sonra bu yan yatırılmış. Böyle yan yatırıldığında tam bu mavi çizgi ayıt üzerine gelmiş. İçindeki su dökülmemiş. E şimdi birinci şekildeki suyla ikinci şekildeki su aynı mı? Aynı. O zaman V suları birbirine eşitleyeceğiz. Ama V suları eşitlerken bunun hacmini buldun. Tamam. Şuraya x dersin. Şuraya y dersin. Şuraya y dersin kırmızı olana. Buraya da x dersin. x çarpı y çarpı 26 değil mi de bunun hacmi? Evet x çarpı y çarpı 26 buranın hacmi. E buranın hacmini bulurken de hocam ne yapacağız? Buranın hacmini bulmak daha zor değil mi? Daha zor. Yani burası bir yamuk. Yamuk prizma yaptı. E, alt tabanı ve üst tabanı aynı olduğu için. E o zaman burada yamuk prizmanın alanı bulacaksın. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 deyip sonra da yükseklikle de çarpınca olay bitecektir. Ama burada V suları aynı mı? Aynı. İşte V suları da yorumlayabiliriz. Ya da İçindeki boşluklar da aynı değil mi hacimsel olarak? Çünkü içindeki boşlukta da bir azalma ya da artma olmuyor. E boşluğu yorumlamak bence daha kolay olacak. O zaman V boşluğu yorumlayalım burada. Tamamı açsa buraya H-26 kaldı. Şimdi buraya ne demiştik? X. Buraya ne demiştik? Y. O zaman V boşluk neye eşit olacak hocam? X çarpı Y çarpı H-26'ya eşit olacak. X çarpı Y çarpı H-26 oldu. Eşittir. Diğerindeki V boşluk. Hocam diğerindeki V boşluğa da bakacak olursak biz burada bu da üçgen prizma değil mi? Tabanı ve tavanı aynı üçgen prizma. E o zaman taban alanı çarpı yükseklik. Bak burası da prizmanın yüksekliği yapmış oluyor. E ben şuraya zaten ne demiştim? Şuraya Y demiştim. Ondan sonra şu uzunluk kaç? Hocam tamamının ben H olduğunu biliyorum. Buraya H-9 kaldı yükseklikten dolayı. E ben buraya da ne demiştim? Zaten X demiştim. Şu taban alanı derken nedir? x çarpı h eksi 9 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik de y değil mi? Evet. E şimdi sadeleştirmeleri yapacak olursak. Hocam x'ler y'ler nanay oldu. 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2h eksi kaç? 52 yapıyor. 52 yapıyor. Eşittir. H eksi 9 mu oldu orası? Evet. E buradan ne oldu? H'ı da böylelikle ne bulduk? 52'den 9 çıkart. 43 buçukta. Evet. Bizden ne isteniyor? Haş isteniyor. Dolayısıyla cevap 43 olur. Ne yaptık? V suları da eşitleyebilirdik. Ama V boşluklar daha yüzüme hoş geldi. O yüzden V boşlukları işledim. V boşlukları da bazen eşitleyebiliyoruz böyle. O yüzden bu şekilde çözdüm. Bir üçüncü yolda söyleyeyim sana. Birinci yolda işte buradaki şeyleri hesaplamak. Sulardan gitmek. Bir üçüncü yolda söyleyeyim. Genelde silindirde yapıyoruz onu. Onu şekil üzerinde yapmam lazım. O yüzden burayı siliyorum. Notunu aldın zaten. Bak şimdi ne yapıyoruz? bu şekilde bir şey geldiği zaman ne yapacaksın? Normalde biz bunu silindirde yapıyoruz. Bak silindirde hatırlatma yapayım. Silindir bu şekildeyken eğildiği zaman şu şekilde eğiliyor ya içinde su varken ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Ee, su seviyesi zemine paralel oluyor. İçindeki su böyle oluyor değil mi? Bu şekilde bir şey gördüğümüz zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu tam silindire tamamlıyoruz böyle. Burada yarısı dolu yarısı boş muhabbeti yapıyoruz. Bir de yükseklerle silindirde ya da prizmalarda hacimler doğru orantılı. Atıyorum burası 2 burası burası 1 burası da 4 de atıyorum. Hocam 1'de V varsa 4'te 4V vardır. Yarısı dolu yarısı boş. Burası da 2V 2V şeklinde paylaşır diyoruz. O zaman burada da ne yapacağız? Burada da şunu silindir değil de dikdörtgenler prizmasına tamamlayayım bu şekilde. Dikdörtgenler prizmasında. Şimdi ben 26 yüksekliğinde 26V var dersem eğer 9 yüksekliğinde bunu e, prizma yaptım ya 9V vardır. E, suyun hacmi 26V. E 9 V'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 26'dan 9 çıkart. Hocam 26'dan 9 çıkınca 17 V kaldı buraya. E şimdi yukarısında da yarısı dolu yarısı boş değil mi? Tam böyle dökülme noktasına geldiği için. Evet o zaman burası da 17 V'dir. Şimdi dikkat et buraya. Hocam 9 V burası 34 V burası. O zaman 9 V'de yükseklik 9'sa 34 V'de yükseklik de 34 değil midir? Evet şurayı 34 bulduk. Benden işte tam olarak burası isteniliyor. Burası da 43 olur. İki tane mükemmel yolla sana soruyu çözdüm. Aynı zamanda silindirdeki şu durumu da sana aktardım. Süper bir şey oldu bence. Böylelikle cevap 43 yani denizli olur dostlar. 39. soruda gerçekten 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 çok mükemmel. Mükemmel mükemmel çok güzel şeyler de öğrendik. Geldik 40. soruya. Evet 40. soru piramit. Aslında uzun yıllardır piramit sormuyor ÖSYM. Ye. TYT müfredatında var. 9. sınıf müfredatında var. O yüzden biz de piramitle ilgili ne olur ne olmaz diyoruz biliyorsunuz. Piramitle de ilgili soru soracağız zaman genelde kesik piramidi kullanıyor. Yani benzerlik hacim ilişkisini kullandırıyor. O yüzden şu soruyu da ihmal etmeyelim. Bakalım ne diyor. Şekil 1'de kare dik piramit biçimindeki içi boş kap verilmiştir. Bu kap tabanına paralel bir düzlem boyunca üstte kalan parça altta kalan kabın kapağı olacak biçimde kesilip ikiye ayrılıyor. Üstteki kapak. Sonra elde edilen boş kap alt taraf boş kap diyor bize. Üstteki kapakla 26 defa doluyor. Yani sen buna V diyecek olursan eğer burası 26 defada doluyor. E o zaman biz benzerlik hacim ilişkisini yapalım burada. Burası V iken burası 26V ya. Hocam benzerlik oranı V bölü 27V. V bölü 27V yani küp kökü. Benzerlik oranı küpü hacimler oranına eşit. O zaman bunun da küp kökü benzerlik oranına eşit olacak. Yani 1 bölü 3 çıktı. E o zaman ben burada 1 bölü 3 oranını buldum. Tamam. Şimdi yüksekliği ile alakalı bir şey var burada. O zaman 1 bölü 3 ise ben şuraya k yani şurası k iken tamam 3k olacak. Buraya ne diyeceğim? 2k diyeceğim. Eyvallah. Bunu yazdık. Sonra ne diyor? Devam ediyor. Devam ediyor soruda. Bu kapak tabanına paralel bir düzlem boyunca şekil 2'deki gibi kesilip altındaki parça atılarak. Evet yine bu kapağı kullanacağım ve bunu bu şekilde kesip alttaki parçayı atlıyor bu sefer. Attığımda şekil 1'deki boş kap yani burası kaç 208 defada doluyormuş. O zaman ben buradakinin hacmine bu sefer A diyeyim. Buraya A dersem burası 208 A olacakmış. E hocam 26'nın kaç katı? 8 kat değil mi bu? O zaman burası da kaç 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 A olacak? 8 A olacak. Dikkat et. Dikkat et dikkat et. 26 ve 208 A oldu ya bu sefer hacim olarak. Hocam 8 katı o zaman V yerine 8 yazınca burası da 8A oldu. Yani burası 8A. E hocam buranın 8A olması demek ne anlama geliyor? Bu sefer hacimlerdeki oran A bölü 8A. Hocam A bölü 8A hacimlerdeki oran. Küp kökünü alınca o zaman 1 bölü 2 mi yaptı? Evet. Bu sefer 1 bölü 2 oran yaptı burası. Kestiğimiz zaman. Yani şunlar birbirine eşit olacak. Yani şunlar birbirine eşit olacak. 1 bölü 2 orandan dolayı. Evet tam ortasından kesmişim bu sefer burada da bunu. O zaman bunu da tam ortasında şöyle gösteriyorum. Sonra ne diyor? Şekil 1'de verilen piramidin kesilmeden önceki yüksekliği 72 olduğuna göre şekil 2'deki gösterilen küçük kapağın yüksekliği nedir diye soruluyor bize. Arkadaş işte buradaki yükseklik soruluyor bize. Şimdi dikkat et. Buradaki yüksekliğe yoğunlaşacağız. Dikkat dikkat. Yükseklik. Hocam şu içeride gösteriyorum. Şu yüksekliğin tamamını şöyle çizdim. Tamam mı? Çizdim. E hocam burada zaten şöyle baktığımız zaman yükseklikte burada 1'e 2 oran vardı. Burada da 2 eş parçaya bölmüş. Yani ben buraya haş dersem burası da haş olmayacak mı? Evet. E burada da şuna bakacak olursan 1'e 2 oran vardı. Yani burası 2 haşken burası da 4 haş olacak. E toplamda 6 haş yaptı orası. 6 haşı zaten bize 72 vermiş. Haşı da buradan ne buluruz? 12 buluruz. Zaten benden ne isteniyor? Bak şuradaki yükseklik isteniyor demiştik. Yani haş isteniyor. Dolayısıyla cevap ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Bu da gerçekten çok güzel bir soru. Cevap Akça yaptı 40. soruda. Mükemmel bir soru. Mükemmel bir soru. Çok güzel bir soru. Ya bu testi de acayip bir şekilde beğendim ya. Yıldızlık sorular çok. Yıldız atmadık ama. Yani bu soru gerçekten çok güzel bir soruydu. Bu soru güzel bir soru ve ardından güzel bir şey öğrendik. Bu soru keza o şekilde güzel. Bu soru bu soru ya soruların güzelliğine kalitesine bakar mısın ya? Va ben çözerken her zaman söylüyorum. Bütün sorular ya çok şık ya. Bütün sorular ya bak şuraya da yıldız atmışız zaten. Mükemmel soruları çözüyoruz. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hem TYT hem AYT anlamında geliştiriyoruz kendimizi ve çok güzel noktalara geldik. E deneme 5'i bitirdik şimdi biz. Evet deneme 5'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme altını çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.